Herkese selamlar değerli Olta Dükkan'ın takipçileri. Bugün yeni videomuzda karşınızdayız. Bugün İstanbul için özellikle Lüfer, Çinakop ve Sarıkala tavlarında kullandığımız yılan dili mantarlı takım yapacağız. Ve bu takımı kurşuna takılı şeklinde de size göstereceğim. Çok soru geldi bu konu hakkında. Yem takılış videosu da bundan sonraki konumuz olacak. Genel bir e, surf casting olsun, kıyı balıkçılığı olsun, tekne balıkçılığı olsun bir sürü yem takma videosu çekeceğiz. Şimdi öncelikle yılan dili iğnemizi yapacağız. Malzemelerimizden beri Vmc 9224 bir numara Siyah iğne kullanıyorum beyaz da kullanabilirsiniz siyah da kullanabilirsiniz ama Ben bu iğneden çok randıman aldım İğne rengine pek fazla takılmıyorum Hemen bir ip misilem var ip misileden beden yapacağım ee, Yılan dil olmasının sebebi İstavrit siletosu kafadan kuyruğa doğru geldiği için Bir üçgen şeklinde genişleyerek gidiyor Ve biz Omorilik üzerinden örme geliyoruz Ya sağ tarafa kaydırıyoruz iğneyi ya sol tarafa Şimdiki yapacağımız yılan dilinde Ya sağ ya sol tarafa kaydırmak yerine Direkt olarak iki tarafı da iğneye takacağız. Şöyle bir ipimiz var. Ben 0.60 kullanacağım bugün. Kalın bir ip kullanacağım. 30'luk da kullanabilirsiniz. 35'lik de kullanabilirsiniz. Fark etmez. Hemen iğnemizden iki tane alacağım. Üç iğneli bir takım olacak. İki tane yılan dili. Bir adet de arkasında köste olacak şekilde bir numara kullanacağım. Şimdi iğnelerimizi şu şekilde sırt sırta vereceğim. Gördüğünüz gibi pala palaya denk geliyor. Şu şekilde Sırt sırta vereceğim. Hiç bunu kaçırmayacağım. Sol elimi aldım. İpimi alıyorum elime. Bu ipi kesmemesi için yukarı kadar saracağım. Yani yukarıdan aşağı doğru ineceğim. İsteyen aşağıdan yukarı doğru da çıkıp düğümü gizleyebilir ama ben yukarıdan aşağı doğru ineceğim. Yaklaşık olarak 25 düğüm atacağım. Evet. Şimdi sardım. iğnemi sırt sırta gelecek şekilde oturttum. Şimdi henüz palaya daha oturtmadım. Palaya oturtacağım bunu direkt. Evet. Bir tane pense yardımıyla da ipimi ve düğümümü sıkacağım. Kaymaması için. Evet. Şu an yılan dilinin ilk iğnesini bağlamış oldum. Gördüğünüz gibi fazlalığı keseceğim alacağım şimdi fazlalık bırakmayacağım ve dibini de dağlayacağım. Çünkü düğümcük olduğu zaman en azından kayma riski ortaya çıkarsa kesinlikle ve kesinlikle kaydırmaması için. Fazlalığını kestim. Tiftiklenmiş kısmını hemen bağlayacağım Ve evet şu an kösteğin yılan dilinin ilki hazır. Balık geniş olduğu zaman sağdan ve soldan saplayacağız. Eğer balık biraz küçükse içeri doğru kapatacağız. Eğer baktık balık tek tamamen kapatıp şu şekilde de kullanabilirsiniz. Tamamen sizin hayal gücünüze, tamamen ustalığınıza, tecrübenize bağlı olarak bu takım bu şekilde yemlenebilir. Şimdi ikinci iğneyi bağlayacağım. Hemen ikinci iğnemi de arkasına yerleştireceğim. Tanlar bizim kullanmış olduğumuz düğümlerden biriyle yine iğne düğümü, gizli düğüm atacağım. Şimdi ikinci iğnemi de bağladım. Yine aynı şekilde iğneden tutacağım. Ve düğümümü sıkacağım. Tamamdır. Şu an ikinci düğümüm de atıldı. Şu an takımı direkt olarak bağlamış bulundu. Burada. Üçüncü iğneyi de koyabilirsiniz ama istilalık bineceği için büyük mantar kullanmanız gerekiyor. Çelakop'ta bu şekilde tek iğneli yılan dili ya da 2 iğneli yılan dili müferde. 3 sıra iğneyle büyük yemlerde, izmari siletolarda, iri istari siletolarda, kolyos siletolarda özellikle bunu kullanabilirsiniz. Ama hamside ya da ince istavritte iki iğne şarttır. Bu bir numara olacak diye bir kaydesi de yok. 2 numarada da yapabilirsiniz, 3 numarada da yapabilirsiniz. Bir numaradan 3 iğne de yapabilirsiniz. Tamamen size bağlı. Şimdi benim mantarım hazır. Direkt mantarıma çekeceğim iğnemi. Kullanmış olduğum orijinal bir mantardır. Normal eva mantar kullanmıyorum, orijinal mantardan yapıyorum. Hemen şuradan çuvaldızımızın içinden, şimdi çuvaldız kullanıyorsunuz diye tepki gösteren dostlarımız da olabilir. Biz çuvaldız kullanıyoruz. Bizim için daha rahatı geliyor bu. Hemen ipimizi çekelim. Evet ipimizi çektik. Şu an kösteğimizin, normalde takımımızın duruş şekli budur arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere şöyle de beyaz zemine de koyalım. Şimdi arka tantivatını yani fırdanın üstünü ve bedenini ayarlayacağım. Burada güzel bir püf noktası var. Uzun bırakmak istemiyorsanız, arkada uzun ip bırakmak istemiyorsanız ve buradan bağlama payı vereceğiz. Nasıl bağlama payı vereceğiz? Şöyle vereceğiz. Şuradaki düğümü iteceğiz abi boyuna kadar. Şöyle çekeceğiz düğümü görmüş olduğunuz üzere düğümü ittim ben buraya kadar. Bunu direkt olarak bir iğneyi içine saplayacağım. Şimdi burada bir bağlama payı olacak. Çektiğimiz zaman fır döndü direkt olarak mantarın dibinde kalacak. Böylelikle su tutmasını da ipin su tutmasını da engellemiş olacağız. Hemen burada bir iğne boyu kadar bakıyoruz şöyle. Bir iğne boyu kadar yaklaşık boşluk bırakıyoruz. Çünkü bağlama sırasında da düğüm bir miktar kayacak. Hemen standart düğümümüzü atalım. Şimdi klasik düğümümüzü de oturtacağız. Kısacık bir mesafe kalacak şöyle. İsterseniz siz bunu bağlama yöntemiyle böyle dibine kadar da sıfıra indirip bağlayabilirsiniz bu şekilde. Ama şöyle kısa bir salınım için bırakıyorum. Kesinlikle arkasına stoper atmıyorum. Stoperi buraya koydum. Stoper atmıyorum. Çünkü takımı gerekirse uzatmanız gerekirse dibine kadar çekip Takımı uzatabilirsiniz. Topar atmak isteyenler stopar da atabilir. de stop isteyenler stoparlı de sipariş verebilir bize. Biz bu takımla stoparsız şekilde bu şekilde çalıştırdık. Büyük yem de kullandık burada. İri yem de kullandık. Örerek kuyruktan yukarı mantara doğru örerek de çıktık. Gayet güzel randıman aldık. Verdiğimiz dostlarımız denemek için takımı deletmek için verdiğimiz dostlarımız da takımla aynı verimi aldılar. Şimdi şu an mantarımız hazır. Bedenime geçiyoruz hemen. Ben 24'lük boss kullanacağım bugün. Yaklaşık olarak bir kulaç kadar. Florokarbon bir misine, florokarbon kaplama bir misine olduğu için düğüm oturturken burada dikkat edilmesi gereken konu düğümü fırdönlünün dibinde sıkmak olacak. Sıyırır çünkü kaplama bir olduğu için dışı çok kaygan bir misinedir. Mukavemeti yüksektir. Fakat biz dibine indirerek burada sıkıyoruz bunu. Şimdi bedenini de bağladık bedeni de bitti dostlarım. Şu an takımımız bedensel olarak hazırdır. Bunu kurşuna nasıl takıyoruz diye çok soru geliyor. Şöyle takıyoruz. Normalde biz kasa gözü yaparız ama sizin kolaylığınız için çıkartıp takmak için küçük klipslerimiz var şöyle. Mini klipslerimiz var. Bu klipslerden bir tane bu bedene bağlıyoruz. Klips daha iyidir. E, kasa gözünden kasa gözü yıpranabilir Dikte herhangi bir nigeriye takılabilir Kaya sürtebilir ıslanabilir e, Düğüm olabilir Biz o yüzden klips takıyoruz Gam yapmaz sular dayandığı zaman Akıntı olduğu zaman gayet güzel e, Gamını alıyor Klipsimizi bağlıdır bu takım klipsidir kamışınızdan gelen klipsi Bu kurşunun Buradaki sapına takıyoruz Aynı sapa Direkt olarak Kurşunu Buraya takıyoruz. Bakın. Kamıştan gelen klips de burada. Bu takım da burada. Bu dipte yukarıda duracak şekilde V gibi yani kıyıdan açılı olarak attığınız her türlü takımla bu yukarıda duracak ve karışmayacak. Ama takımı misilesini direkt olarak kurşuna bağlarsanız kasa gözüyle o zaman sıkıntı yaratabiliyor. Takımlarınız kopabiliyor. Bizim sistemimizde şu an ürünümüz tekrardan eklenecek. Kurşunlu ya da kurşunsuz seçeneği vardır bu şekilde. Siz direkt seçeneklerden seçebilirsiniz. 75, 100, 125, 150, 250 grama kadar var kurşunumuz. Bu şekilde takım sizin elinize gelecek. Bu şekilde fileto hamsi, fileto izmarit, bütün hamsi, fileto istavrit özellikle istavritçiler çok kullanır. İğneyi istediğimiz gibi modifiye edip takımı kullanabiliyoruz. Dostlarım yeni bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Takımlarımızı internet sitemizden alacağımız gibi Gemlik Merkez'deki dükkanımızdan da gelip alabilirsiniz. Eğer yolunuz bu tarafa düşerse çay ve kahve her zaman ikramımızdır. Hoş sohbetiniz her daim vardır. Hepinize şimdiden rastgele diliyorum. Kolay gelsin.